en sık karşılaştığım konulardan bir tanesi de başkaları ne der, çevre ne der. Birçok insan hayatını kendi istedikleri ve seçimleri üzerine kurmak yerine başkalarının söylediklerine veya düşünebileceği şeyler üzerine kuruyor. Aslında şöyle başlamak lazım. Çevre kim? Bazı insanlar için çevre aslında çevresinde gördüğü bir kişi iki kişi. Aslında bakarsak Kimsenin çevresinde sabit olan kimse yok. Herkes kendileriyle o kadar meşgul ki, o kadar yoğun ki, herkes kendi derdiyle o kadar meşgul ki başkalarıyla ilgilenecek ne zamanı ne enerjisi var. Genelde danışanlarıma şöyle bir soru soruyorum. En sevdiğin arkadaşın hayatındaki en önemli kişi kim? İşte bazıları diyor ki annem, baban veya en yakın arkadaşın kim? İşte diyor ki Ahmet, Ayşe her neyse bir isim veriyor. Peki diyorum Bugün o sevdiğin arkadaşını 24 saat içinde ne kadar düşündün? Şöyle bir düşünüyor diyor ki belki bir dakika 2 dakika ha diyorum işte. Bak en sevdiğin arkadaşın düşündüğün bu kadar. O arkadaşın da senin için ayıracağı vakit o kadar. O da iyi bir arkadaşınsa bu onun bencil olduğunu veya seni sevmediğini göstermez. Ama herkes kendi problemleriyle o kadar meşgul ve yoğun ki başka şeyleri düşünecek vakti yok. Hayat böyle. Sokaktan birisini tutsanız kolundan ve çekseniz deseniz ki kardeşim senin bir sıkıntın varmış, derdin varmış deseniz ne cevap verir sizce? Sana kim söyledi der diye başlar. Derdi olmayanlar var mı? Derdi olmayanlar mezarlıkta uzanıyor ama onların da derdi var mı yok mu diğer tarafta onu bilemiyoruz. Herkesin bir sıkıntısı var. Herkesin bir derdi var. Aslında herkes kendisiyle meşgul. Çevre dediğimiz bir kavram yok ama kendimizi o kadar başkalarına odaklı yaşamayı öğretiyoruz ki kendimize odaklanmayı unutuyoruz. Genelde bunu anneden veya babadan öğreniyoruz. Genellikle anneden geliyor. İşte üstüne şöyle giyinme çünkü bak ayıplarlar veya şunu şöyle yapma bak komşular sana kızar. İşte şunu şöyle yapma Bak akrabaların seni sevmez. Onların yanındayken bak yerken şuna dikkat et, açmış gibi görünme. O zaman çok aç gözlü görünürsün. İşte onların yanına gittiğinde bacak bacak üstüne atma. Şöyle olursun. Onların yanına gittiğinde sana söz verilmeden konuşma. O zaman çok geveze görünürsün. İşte onların istediği şeyleri yap. Yani kötü bir tabir ama onlara yaklaşma veya e, onlara yaranma şeklinde davranırsan seni daha çok severler gibi hep başkalarını düşünerek veya onlar onlarla empati kur, ona göre davran. Kendi duygularını çok fazla anlatma. İşte onları düşünerek şöyle davran, böyle davran diye bir anne baba büyüttüğü zaman o ok çocuk çocukluktan çıkıyor. Artık kendisi olamıyor artık sürekli acaba karşımdakine doğru zamanda doğru şey söylemeli miyim? Kızgınlığımı ifade etmeli miyim? Aç olduğumu söylemeli miyim? Tok olduğumu söylemeli miyim? Acaba şu anda beni çağırdığı yere gitmek istemediğimi söylemeli miyim? Söylememeli miyim? Bunlar arasında sürekli bir çelişki yaşamaya başlar. Ve o kadar çelişki yaşamaya başlar ki kendi kararlarını veremez hale gelir. İlk önce karşı tarafı düşünür, onların ne tepki vereceğini düşünür nasıl yaklaşacağını düşünür, ondan sonra harekete geçmek ister. Ve her zaman karşı tarafta aslında olmayan sanki sanal insanlar. Karşı tarafa koyduğu, gittiği iş yerindeki patronu olabilir, iş arkadaşı olabilir, otobüste oturduğu, Pencereyi açtığı zaman rüzgar ona vurduğu halde sesini çıkartamadığı kişi olabilir. Ona kötü davranan bir arkadaşı olabilir. Canı istemediği halde, yorgunluktan, işten geldiği halde, bitkin halde olduğu halde arkadaşı dışarı çıkalım deyip onunla dışarı çıkmak zorunda hissettiği bir durum olabilir. Veya arkadaşı alkol ikram eder. Belki alkol hayatında hiç içmeyecektir ama arkadaşını sırf başkaları yani arkadaşı bu durumda ona üzülmesin diye sesini çıkartamaz. Yani artık başkalarının bir kurbanı olur. Çevrenin bir kurbanı olur. Çevresi için yaşayan başkaları için yaşayan bir esir hayat yaşar. Onlar için davranır, onların beğenmesi için hareket eder, onların onayı için hareket eder, onlar için evliliğini devam ettirir, onlar için başkalarıyla ilişkisini devam ettirir ve hayatı boyunca o sıkkın, bıkkın duygularından kurtulamadığı için belli bir süre sonra patlak vermeye başlar depresyona girer, hastalıklar çıkar, vücudu ağrımaya başlar. Dışarı çıkmak istemediği için belki ellerinde, dizlerinde, ayaklarında problemler çıkmaya başlar. Cildinde rahatsızlıklar olmaya başlar. Türlü türlü hastalıkları yaşamaya başlar. Aslında bütün vücudu veya yaşadığı her durum kendin ol diye öğretmeye çalışır. Ama o kişi bir türlü mesajı almazsa bu kronikleşmeye başlar başlar ve belki de kronik rahatsızlıkları da yaşamaya devam eder. Peki böyle bir durumdaki bir kişi ne yapmalı? Özüne dönmeyi öğrenmeli. Ben ne istiyorum? Ben hangi mesleği seçmek istiyorum? Ben nerede okumak istiyorum? Ben kiminle evlenmek istiyorum? Evet, bazen bunları seçme şansınız yok. Evet, bazen çaresizsiniz. Evet, bazen ailenizin zoruyla yapıyorsunuz. Ama ailenin zoruyla yapılan her şey mutlaka kızgınlık ve öfkeye dönüşür. O yüzden aileler bu mesajı dinliyorsa lütfen belli bir yetişkin seviyede olan kişileri bir şeyler yapması için zorlamayın. Aç olduğu zaman yemek yesin. Sırf yemiş yemek olmak, yemiş yeme, yemek yemek için masaya oturmamalı. Sırf tabağını bitirecek diye bir dolu yemeği yememeli. Bu kilo fazlalığına sebep olabilir. Yiyecekler çöpe mi gitsin mideye mi gitsin ikisi eş değer diyorsanız öyle olsun. Sırf tabağında bir şey bırakmayacak diye zorla yemek yedirirseniz sırf karşı tarafı memnun edecek diye bir şey yapacaksa mide çöplük olur. Belki tabağına daha az koyabilir. Acıkmadan yerse bu otomatik hale gelir ve belli yeme bozukluklarına sebep olabilir. Eğer karşı tarafı memnun etmek üzere sürekli onların onayını almak üzere bunu yaparsa da Başkalarını memnun etmek üzere onların kurbanı olur, onların kullandığı kişi haline gelir. Sürekli onları memnun etmek üzere duygularını ifade edemez. Kendisini ifade edemediği için boğazda gırtlakta tiroid gibi ifade edememe sorunları gibi sosyal fobi gibi problemler yaşayabilir. Kendisini ifade edemediği için öfkeyi içinde tutar 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 ve belli bir süre sonra dişini geçirebildiği genelde böyle yapar insanlar dışarıya sesini çıkartamazsa tabiri ise dişini geçirebildiği yani anneye, babaya, kardeşe, eşine, çocuğuna kime dişine geçiriyorsa oraya patlar. Çünkü bir şekilde boşalmak zorunda. Hep çevrenin baskısı altında kalırsa, kendi hayatını yaşayamazsa, üzerinde bir yük taşırsa bu yükü bir yere boşaltmak zorunda. Eğer öfke patlamalarınız varsa sebeplerinden birisi bu olabilir. Eğer sık sık depresyona giriyorsanız, çünkü eğer öfkenizi atamıyorsanız, anlatamıyorsanız, içinizde tutuyorsunuz demektir. İçinizde tutu, tuttuğunuzda ne olacak? Depresyona sebep olabilir. Eğer sık sık depresyona giriyorsanız, nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Ne yapabilirsiniz? Belki odaya kendinizi kapatabilirsiniz. Avazınızın çıktığı kadar bağırabilirsiniz. Belki şarkı söyleyebilirsiniz. Belki spor yapabilirsiniz. Belki sessiz bir ortamda kalabilirsiniz. Belki sizi rahatlatan daha yürüyüşlerine gidebilirsiniz. Bilmiyorum ama isterseniz bir yastık alabilirsiniz. Yastığı yumruklayabilirsiniz. Bütün problemlerinizi bir kağıda yazabilirsiniz. Arkasından onu yakabilirsiniz. Bunun için birçok yöntem kullanılabilir. Kendinizi dönüştürmek için. Eğer bunların hiçbir işe yaramıyorsa profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Çevre ne der diye yaşarsanız hiçbir zaman kendiniz olamayacaksınız. Hiçbir zaman kendi hayatınızı yaşayamayacaksınız. Ve hep pişmanlıklar yaşayacaksınız. Ve suçluluk duyacaksınız. Ve başkalarını suçlayacaksınız. Sen bana böyle yaptırdın. Sen bana bunları yaşatmadın. Suçlu sensin diye. Ve bu da size problem yaratacak. Bunları dönüştürmek mümkün. Ve bunu yapabilirsiniz. Sevgiler.